Erkeber TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar diliyorum sevgili izleyiciler. Daha önce de duyurduğumuz gibi stüdyolarımızda kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Ben hiç vakit kaybetmeden kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Genel Müdürü Sayın Erdal Karagül ile stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Sinan Bey. Çok sağ olun. Evet, arzu ediyoruz ki bu yeni süreçte, pandemiden sonra oluşan süreçte hem eğitimden biraz bahsedelim, evet, hem Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları'nın durumu nedir biraz ondan bahsedelim ve son olarak Atatürk Üniversitesi Vakfı neler yapar, evet, biraz da onlardan bahsedelim. Siz de genel müdür olarak daha yenisiniz, evet, çiçeği burnunda diyebiliriz. Evet, hemen başlayalım istiyorum, vakit kıymetli. Evet. Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Geçen yıl Mart ayından, bu yıl Mart ayından, evet, bu tarafa alışık olmadığımız bir süreç, evet, baktığınız zaman özellikle eğitim noktasında. Neler söylersiniz bu pandemi sürecinin eğitime etkileri nasıl, evet, oldu? Bu uzaktan eğitim denen şey, evet, herkes tarafından çok rahat uygulanabiliyor, evet, mu? Buna uyum sağlayabildik mi? Buyurun, evet, efendim. Teşekkür ediyorum Sinan Bey. Öncelikli olarak ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerime saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sizler de bizleri burada ağırladınız. Sizin nezdinizde Erk Haber'e de özellikle teşekkür biz etmek teşekkür istiyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle, evet, bu süreçte sağlık çalışanlarımız yoğun bir mücadele vererek ciddi manada insanlara hizmet sundular. Bunun için özellikle onlara teşekkür etmek istiyoruz. Hı hı. Ayrıca bu sürecin iki kahramanı daha var. Bunlardan birisi şu an bizleri de eminim izleyen çocuklarımızın annesi, annelerimiz. Hı hı. Çünkü bu eğitim, öğretim, uzaktan eğitim sürecinde annelerimiz çok büyük bir role sahip oldular ve çocuklarıyla ilgili. Bir yerde öğretmen gibiler. Kesinlikle. Artı üçüncü özellikle teşekkür etmemiz gereken bu eğitim mücadelesini veren başımızın tacı öğretmenlerimiz. Hı hı. En büyük kahramanlarımız 3 grup. Üçüne de özellikle teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Evet hocam. Tabii pandemi süreci 2020 Mart ayı itibariyle baş gösterdi. Hı hı. Aslında pandeminin ayak sesleri provası niteliğinde daha öncesinde Ebola, SARS yaşamıştık. Yaşamıştık. Dünya yaşamıştı, evet. Ama onlar sanki bugünkü sürecin küçük bir keseti, provası, hı, gibiydi. Şimdi, hı, daha büyük pandemi, işte dediğimiz gibi herkesi etkileyecek düzeye geldi. Okulların kapanmasıyla beraber hiç de alışık olmadığımız küçük örnekleri vardı minimal manada. İşte açık öğretim fakültelerinde daha öncesinde ya da açık öğretim liseleri, açık ortaokullarda bunun minimal manada yaşamıştık ama bu denli büyük kitleleri etkileyecek ilk defa yaşıyoruz. İlk Mart ayı geldiği vakit bir nasıl denir, afalladık aslında. Yani nasıl bir süreç bizi bekliyor, ne yapmamız gerekiyor, teknolojiyle aynı anda ilerlememiz gerekiyor. İlk bir bocalama döneminden sonra şu an gelinen dönemde aslında velilerimizden şu son 1-2 aylık dönemde hocam uzaktan eğitimde de eğitim iyiymiş, fena değilmiş ki götürülebiliyormuş, evet, seslerini duyar olduk. Evet, bu velilerimizi biraz yoruyor, yoradabilir. Çünkü evde daha fazla zaman geçirmeye başladı çocuklarımız. Ama bunun olumlu dönütlerini ben alacağımıza inanıyorum. İnşallah. Aslında uzaktan eğitim ilk olarak Sinan Bey 1800'lü yılların sonunda ABD'de ilk örnekleri uygulanmaya Allah başlamış. Allah. Tabii. Ama şu şekilde, yani tabii o zamanın teknolojik imkanlarına göre işte ilk önce posta yoluyla uzaktan eğitim başlanmış. Hı hı. Zaman içerisinde geliştirip radyolar çıkıyor, TV'ler çıkıyor. Ardından telefonlar ve bugün web. Hı. Web bütün dünyaya yayılmış durumda ve bu şekilde eğitimi götürüyoruz. Tabii garip de bir dönem yaşıyoruz esasında. Hocam 1800'lü yıllar dediniz, mektupla. Tabii, evet, ilk başlangıç uzaktan eğitim mektup yoluyla başlıyor, posta yoluyla başlıyor. Yani Batı'da, yani Avrupa kültüründe aslında uzaktan eğitim daha evveliyatında var. Ama teknoloji geliştikçe bunu da daha da geliştirmişler. Sonraki süreçte, bu süreçten sonra ne bekliyor bizi? Benim şahsi kanaatimdir bu, hı, bir eğitimci olarak. Uzaktan eğitimde, inşallah bu günleri def edeceğiz, gidecek ama uzaktan eğitim artık hayatımızın bir gerçeği olmuş
ve olacak bu. Evet. Ve devam edecek gibi görünüyor. Pandemi bitse dahi, ki bitecek inşallah. Hı. Ama uzaktan eğitim devam edecek gibi geliyor. Evet. Şimdi uzaktan eğitim demişken sizin okullarınız var. Okullarınızda evet. çalışan öğretmenleriniz var. Bu süreçte sıkıntılar oldu mu? Yaşadınız mı problemler? Öğretmenler özellikle bu sürece, çünkü eğitimde bir şey var. Temas etmek var. Evet. Öğrencinin gözüne bakmak var. Dokunmak var. Evet. Şimdi uzaktan evet. özellikle ilkokul evet. belki bu süreç Aynen. çok zorlayıcı evet. bir süreç olacak. Bununla ilgili neler söylersiniz? O adaptasyon sürecini öğretmenlerimiz evet. nasıl geçirdiler? Bununla ilgili de bilgiler almak isteriz. Biz bu süreci ilk başlarken şunu da söyleyeyim. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları şöyle bir özelliği var Sinan Bey. Hı hı. 63 yıllık bir üniversitenin okulusunuz. Yani 63 yıllık bir birikim var. Hı hı. 17 yıllık bir vakıf okulları var. Ve bu birikimi insanlara kısa vadede aktarmanız gerekiyor ve eğitiminizi de öğretmenlerinize bu şekilde yansıtmanız gerekiyor. Hı hı. İlk pandeminin başlamasıyla beraber rektörümüz Profesör Doktor Ömer Çomaklı hocam bize hep şunu söyledi. Bu süreç ne kadar iyi geçirilir, ne yapılırsa elinizden gelen bütün imkanları seferber edin ve bu vatanın çocuklarına elinizden geleni yapın diye bize söylemiştir. Hı hı. Biz de o dönemde, ilk başladığı dönemlerde üniversitenin imkanlarından faydalanarak elimizden geleni yaptık ve insanlar hı hı. öğretim yönünden yoksun kalmadılar, ama dediğiniz gibi eğitimin önemli bir parçası da kalbe dokunabilmektir. Hı hı. Bu süreçte psikomotor gereksinimler artı sosyal etkileşim evet az oldu. Bunların eksikliğini hissedebiliyoruz, ama diğer manada öğretim noktasında, öğrenim noktasında çok eksiklik yaşadığımızı düşünmüyoruz. İnşallah pandemi dönemi de yakın bir zamanda biterse eğer, bunların telafisi de mümkün olacaktır. Şimdi bu süreçlerle alakalı yurt dışında ve ülkemizde yayımlanmış yayınlar var Sinan Bey. Bunları evet. da incelediğiniz zaman, yani uzaktan eğitim dediğimiz eğitim sistemi, evet eksiklikleri, negatifleri var, bunu yadsımıyoruz. Ama faydaları da var mı? Var. Birkaç örnek vermek gerekirse, Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre dikkat dağılımı uzaktan eğitimde yarı yarıya azalmış durumda. Bu Harvard Üniversitesi'nin bir araştırması. İşte IBM'in bir araştırması var yine. Onda da yüz yüze eğitime göre 4 kat daha fazla zihinde bilgilerin kaldığıyla alakalı bir yayın var. Onu da inceledik. İşte bununla beraber bizim gözlemlerimizde ne var? Bir defa uzaktan eğitim daha az zaman kaybına neden oluyor. Enerji kaybı %60 oranında öğrenci bazında, %60 oranında daha az oluyor. Artı teknolojiye olan ilgi de arttı ister istemez. İşte az önce bahsettiğiniz gibi teknolojiyi artık bu dönemde öğrenmek zorundasınız. Çünkü hitap ettiğiniz çevre ve gençlik Z kuşağı dediğimiz gençlik Sinan Bey. Evet, siz de biz Y kuşağıyız Sinan Bey, ama eğitim verdiğimiz grup Z kuşağı. Ona göre kendinizi donanım hazırlamanız gerekiyor. Bununla alakalı geçen bizim eğitim fakültemizin dekanı Profesör Doktor Ufuk Şimşek Hoca'dan güzel bir söz duydum. Ufuk Hoca diyor ki yönetilenleri eğitmeden eğitimi yönetemezsiniz. Evet. Tekrar edeyim. Evet. Yönetenleri eğitmeden eğitimi yönetemezsiniz. Şunu söylüyor. Yani öncelikli olarak bir defa bu eğitimi yöneten kişilerin, yöneticilerin eğitilmesi gerekiyor ki onlar da öğretmenin ve öğrenciye bu eğitimi güzel bir şekilde sirayet etsin, aktarabilsin. Evet. Biz bu süreçte ne yaptık okul olarak? Önce bizler bir eğitim aldık. Yani uzaktan eğitim evet bir süreç. Ama bu süreçle alakalı hangi donanımlara sahip olmamız gerekiyor ve hangi yenilikler bizi bekliyor? Buna iyi hazırlanmamız gerekiyordu. Nitekim biz kendi donanımımızı sağladıktan sonra öğretmenlerimiz, vefakar öğretmenlerimiz bu dönemde çok ciddi manada çalıştılar. Zor bir süreçti ama üstesinden gelmekte ailenin ve öğretmenlerimizin rolü çok büyüktü Sinan Bey. Evet, bu son derece önemli. Evet. Şeyler de, veliler de bir noktada öğretmen konumuna
geçiyorlar, kesinlikle, paylaşıyorlar belki, aynen, o yükü öğretmenlerimizle. Ben kendimden biliyorum. Zaman zaman sıkıştığımız anlar da oluyor. Özellikle evet, Türkiye'de çok iyi bir internet altyapısı var. Evet. Bu anlamda teşekkür ediyoruz devletimize, ama altyapısı yeterli olmayan yerler de var. Bu süreçte evinde 3 tane, 4 tane öğrenci olan, çocuğu, evet, olan insanlar da var. Bunlar da tabii bu işin belki de problemli tarafları. Evet. Ümit ediyoruz işte aşı maşı inşallah kısa inşallah sürede bu pandemi sürecini atlatırız. Ve az önce çok önemli bir şey söylediniz. Öğretmenlerimizi de eğittik, evet, dediniz. Farklı bir pedagojik formasyon da gerektiriyor tabii, aslında bu kesinlikle, uzaktan eğitim. Dediğimiz gibi çocuğun gözüne bakamıyorsunuz, temas, evet, edemiyorsunuz. Vereceğiniz ödül ve ceza bu sisteme uygun olmak zorunda. Yani aslında bakarsanız şeyle beraber yürürse eğer, yüz yüze eğitimle beraber yürürse eğer, büyük bir nimet, kesinlikle, aslında bu uzaktan, evet, eğitim. Evet. Her şeye erişme şansınız, olanağınız, evet, var. Umarım bu her şerde bir hayır vardır, İnşallah, derler. Bu şer durum eğitime biraz daha kalitenin, kesinlikle, artması noktasında İnşallah, ilerleyen günlerde katkı sağlar. İnşallah. Öyle ümit ediyoruz. Evet, evet hocam, gelelim vakıf okullarına. Evet. Hem anaokulumuz var, hem ilkokulumuz var, evet, hem lisemiz var. Evet. Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Vakıf okulları ne durumda, neler söylersiniz? Buyurun. Sinan Bey, şöyle, vakıf okulları 17 yıllık geçmişe sahip bir okul. Hı hı. Bugün anaokulu, ilkokulu ve ortaokulu olan lisesi yapım aşamasında olup Eylül ayında inşallah açılışını gerçekleştireceğimiz, İnşallah. Akademik altyapısı üniversite tarafından sağlanan, üniversite tarafından desteklenen, tek derdi eğitim olan, bu vatana, bu güzel evlatları nasıl yetiştirebiliriz derdiyle dertlenen bir okul olma niteliğinde Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları. Biz okula her yıl başlarken yeni yılda ilk dersimiz vatan ve şehadettir Sinan Bey. Böyle Çok bir güzel. özelliğimiz var. Evvelki yıl ilk dersimizi Aziziyet Tabyalarında başlattık. Ondan sonraki yıl işte Karskapı Şehitliği'nde başlattık. Gayemiz şu idi ve hep gayemiz de bu olacak. Bu vatan için çalışmalıyız ama niye? Ve ne kadar çalışmamız lazım? Bunu önce öğrencilere ilk ders olarak bunu anlatmamız gerekiyor. Yani Nene Hatun'un mücadelesini bilmedikten sonra, Kars Kapısı'nda canını bu vatan için, bu bayrak için veren şehidimizin değerini bilmedikten sonra hiçbir anlamı yok, emin olun. Dolayısıyla vakıf okulları her yıl bunları yaparak ilk derslerine başlar. Ve öğrenciye niçin çalışması gerektiğini verir öncelikle. Yani çalışayım, evet, iyi bir okul okuyayım, iyi bir üniversite okuyayım. Ama neden? Bunu iyice öğrencinin zihnine yerleştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerde beklediğimiz, gözlemlediğimiz ve mutlu olacağımız en büyük şey tarihsel ve milli bir duruş çocuklarımızın sergileyebilmesi. İnşallah bu gayretimize de ulaşırız. Bununla beraber işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve hatta bunu aşabilmek için vakıf okullarının tüm öğretmenleriyle, tüm çalışanları bu gayret içerisinde elinden gelenin ötesinde çaba sarf ediyor. Kendilerine de sizin aracınızla, özellikle bütün çalışanlarımıza, bütün öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Hı hı. Vakıf okullarında toplam 130 tane şu an çalışanımız bulunuyor. Yani öğretmenden bütün kademesine kadar. Ve hepsi bu pandemi döneminde müthiş bir çaba harcıyor. İnşallah çabamızın sonucunda da bu vatana güzel evlatlar yetiştireceğimizi düşünüyoruz. İnşallah. Tek derdimiz var dediğim gibi, çocukları okutabilmek ve çocuklar hep şunu, dört şeyi öğütüyor Sinan Bey. Evet. Okuyun, okuduğunuzu anlayın, hı hı, anladığınızı yorumlayın, yorumladığınızı uygulayın. Evet. Eğer bunu yapabilirsek biz emin olun bugünkü Türkiye'nin inşallah gelecekte daha iyi noktalara getirecek olan işte bu nesil. Bu nesil bizim elimizde bir hamur. Biz nasıl şekillendirirsek yarın bize o şekilde geri dönecek. Tüm gayretimiz bu. İnşallah bunun sonucunda da güzel şeyler yapacağını düşünüyoruz. Şunu istemiyoruz esasında Sinan Bey. Yani evet, bir sınav var. Yani çocukları A ile E şıkkı arasında sıkışmış bir nesil olsun da istemiyoruz çok fazla. Bugün eğitim dediğimizde işte şunu bekliyoruz çocuklarımızdan.
bir enstrüman kullanabilsin çocuğumuz. Elbette. Bir spor dalıyla ilgilenebilsin. Hı hı. Artı eskiden bir dil deniliyordu işte. Bir dil bir lisandır. Hı hı. Artık bu dönemde yavaş yavaş geride kalıyor. En az iki dil öğrenmesi gerekiyor çocuklarımızın, hı, tamamı. İnşallah bunu vermeye çalışıyoruz. Tabii bunları verirken de işte ortaokul bazında düşündüğünüzde bir LGS sınavı var. Evet. Bununla da alakalı hem şehrimizi güzel bir şekilde temsil etmek zorundayız. Hı hı. Çünkü biz Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları'yız. Yani 63 yıllık bir üniversitenin, evet, birikimini den faydalanan ve güzel dönütler vermek için çabalayan bir ekibiz. Hamdolsun sonuçlarını da alıyoruz. Hocam, üniversitedeki akademisyenlerin eğitim, öğretim noktasında vakıf okullarına katkısı oluyor mu? Mesela, kesinlikle, ben çok arzu ederim ortaokuldaki, evet, işte bir fen bilgisi dersine, evet, bir fizik profesörü zaman ayırıp mesela sürekli, evet, değil ama belki haftada bir iki workshop tarzında, evet, belki de bu tarz etkinlikler o üniversitenin avantajları da yansıyor mu vakıf, evet, okullarına? Şöyle Sinan Bey, geçmiş yıllarda şunu yaptık, yine devam ettiğimiz gruplarımız var. Hı. Mesela İngilizce derslerinde, speaking derslerinde üniversitedeki öğretim görevlisi hocalarımız geldi ve çocuklarımızın ortaokul, ilkokul, anaokul dahi derslerine girdiler. Onlarla pratik yapabilme imkanı sağlandı. Hı. Artı laboratuvarlarda, işte laboratuvarla alakalı yapılan şeylerde bizim üniversitemizin muazzam laboratuvarları var, bilirsiniz. Hı. Onları öğrencilerimiz kullanabiliyorlar ve somut olarak yansımalarında çok olumlu dönütler olarak alıyoruz bunları. Hı hı. İnşallah bunları devam ettireceğiz. Yani sözümün başında da söyledim. Yani rektör hocamız, Profesör Doktor Ömer Çomaklı hocam bu konuda çok istekli ve heyecanlı. Hocam üniversiteye de bir heyecan getirdi. Aynen. Şehirle üniversiteyi buluşturdu. Bu anlamda kendisini bir kez daha buradan kutlamış, evet, olayım. Aynen. Buyurun, devam edin. Hocam heyecanlı olduğu için hocamın heyecanı bize de sirayet ediyor ve bu, hı, heyecanla beraber elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet, anaokulu, ilkokul var dedik. Bir de lise, evet, projesi var. Evet. Vakıf okullarının herhalde inşaata da başlandı diye, evet, biliyorum. Biraz da bu projeden bahsedelim, evet, ki tam bir aslında eğitim kampüsü haline, evet, geliyor. Evet. Anaokuldan alıp liseden mezun etmek, evet, mantığıyla neler söylersiniz bu anlamda? Şimdi, ne durumda lisemiz? Eyvallah Sinan Bey, bizim bir sloganımız var. Birkaç tane var. Onlardan en önemlilerinden birisi de anaokulundan üniversite diye sloganımız. Evet. Tek bir zincirin halkası eksikti aslında, lise, evet, projesi. Lise projesi 2 yıl oldu başlanalı ve şu an devam ediyor. Dış boyası dahi bitti. Şu an içindeki işte ince işçilik dediğimiz inşaat tabiriyle onları bitirdikten sonra güzel bir akademik altyapı, öğretmen kadrosu kurarak bu işi inşallah Eylül ayında start vereceğiz. Hı. Güzel bir lise oluyor. Fen lisesi niteliğinde Sinan Bey. 16 derslikten oluşan ve bütün laboratuvar aktif olarak kullanılacak. Yine bunu üniversitenin altyapısı sağlayacak. Hı hı. Bu şekilde güzel bir lise yapıyoruz. Tamamen vakıf okullarının gelirleriyle mi yapılıyor bu lisede hocam? Şöyle Sinan Bey, yani bizim vakıf okullarının geliri ve artı bağışçılarımız. İşte, hı hı, önceki yıllarda Sıtkı Alp hocamızın bağışları, destekleri ve üniversitedeki ya da Erzurum'da yaşayan, il dışında yaşayan hayırseverlerin bağışları ile yapılan bir lise. Hı hı. Bu lise de aynı şekilde olacak ve inşallah Doğu'nun, emin olun, en kaliteli, belki Türkiye'nin inşallah en kaliteli liselerinden birisi olacak. Yani. Ben basit bir örnek vereyim. Geçen 2-3 hafta önce beni bir dostum aradı. Hı hı. Yurt dışından, gariptir, bir grup, Afrika taraflarından bir ülkenin bürokratlarının, işte çocuklarını Türkiye'de okutmak istiyorlar ve beni aradılar Erzurum'dan. Hı hı. Hocam böyle böyle işte Türkiye'de gelip liseyi okumak istiyorlar ama liseniz var mı dediler. Yani şu an yok ama dedim, merak ettim yani nedir ne değildir. Niye buraya geldin? Niye Erzurum ya? Yani? Hani bizim hep aklımızdan geçer ya Ankara, İstanbul, işte, hı hı, İzmir falan. Hı hı. Dedi ki hocam, incelemişler, haritadan bakmışlar, Türkiye'yi incelemişler. Erzurum soğuk bir iklime sahip olduğu için, hem soğuk bir iklimde okusunlar, Afrika'dan gelen uşaklar bunlar, hem de
Üniversitenin, Atatürk Üniversitesi'nin bilgi ve birikiminden, işte Türkiye'de sayılı üniversitelerinden biri, hem de bundan faydalansınlar diye düşündüler ve 30 kişilik bir grup dediler hocam. Gelmek neredeyse istiyorlar. Neredeyse bir sınıf ediyor. Evet. Tabii yani, yani bu lise öyle bir lise olacak ki inşallah Sinan Bey. Yani sadece yurt içi değil, yurt dışından da alıp sağlam bir öğrenci kitlesiyle devam edeceğiz Allah izin verirse. Tabii Erzurum'da bir tabir vardır. Selavat güce bağlı. Aynen öyle. Eylül ayında bitmesi için de vakfa insanların destek olması lazım. Gerçekten önemli bir tesis. Sevgili izleyiciler, buradan eğitime katkı sunmak isteyen, Erzurum eğitimine katkı sunmak isteyen bağışçıları da bekliyoruz Atatürk Üniversitesi vakıf okullarına destek sağlamaya. Bu arada parantez içerisinde şunu da hatırlatayım. Eğer bir okula bağışta bulunuyorsanız okul yapılsın diye bu bağışınızın tamamını verginizden düşebiliyorsunuz. Son derece önemli bir hayır bence. O hocam söyleyecekti belki. Ben araya girmiş olayım. Orada sınıflara da büyüklerinizin, rahmetli olmuş yakınlarınızın isimlerini de verebilirler. Bu tarz uygulamalar da yapılıyor diye biliyorum ama hocam siz de biraz bahseder misiniz? Tabii. Neler söylersiniz? Şöyle orada? Sinan Bey, yani bugün en büyük hayır işlerinden birisi herhalde sadaka-i cariye dediğimiz okul, han, eskiden han, işte çeşmeler, şunlarlar. Bugün okul yapmak hakikaten büyük bir hayırdır. Aynen. Çünkü oradan mezun olan çocukların size bir teşekkürü, güzel bir duaları ve ömür boyu devam edecek duaları inşallah size güzel katkılar sunacaktır. Ve oradan Türkiye'nin genç beyinleri yetişecek Sinan Bey. Önemli olan o. Ve yarının, bugünün çocukları yarının Türkiye'sini yönetecek, hayırlı işler yapacak bir nesile siz aracılık etmiş oluyorsunuz. Ve büyük bir sevap ve iyi niyet olduğunu düşünüyorum. Tabii vakıf, Atatürk Üniversitesi vakfı, Kalkındırma Vakfımız bağış alıyor ve bu bağışlarla beraber tamamen şeffaf bir şekilde işte okul inşaatında ya da birazdan vakıf konusunda da değinecektim ama yeri gelmişken söyleyeyim. İşte il dışından gelen ya da Erzurum ilimizde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere her yıl biz 350-400 civarında burs desteği sağlıyoruz. Çok Sinan güzel. Bey. Yani bundan büyük bir hayır olmaz diye düşünüyorum. Okulda da burslu öğrencileri kabul ediyorsunuz. Aynı zamanda kendi okulumuzda, işte anaokulu, ilkokul, ortaokulumuzda 25 civarında şu an şehit ve gazi yakınımız mevcut. Artı maddi imkanı olmayıp ama okumak için çırpınan yavrularımızın da elinde tutuyoruz. Evet, bu son derece önemli. Hemen geçelim istemiyorum. Şu an aklıma gelen bir sürü Erzurumlu büyük firmalarımız var. Tek tek isim söylemek istemiyorum. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Hayırlarını da gizli yapanlar var. Erzurum'a zaman zaman ciddi ekonomik katkılar sağlayan, zekatlarını dağıtan, Erzurum'da dağıtan büyük Erzurumlu firmalarımız var. Kendilerinden bu çağrıya cevap vermelerini rica ediyoruz. Evet hocam. Vakıf sadece okulla ilgilenmiyor anladığım kadarıyla. Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı. Başka ne tür faaliyetler yapar? Biraz girdik ama az önce işte öğrenci bursu veriyoruz dedik ama neler söylersiniz bu anlamda? Şöyle Sinan Bey, vakfımız 1986 yılında kurulmuş. Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı. 1986 yılında kuruluyor. Allah rahmet etsin. O zamanki rektörümüz tarafından Hürşit Ertuğrul hocamız tarafından rahmetli kurulmuş. Rahmetli analım Hürşit Hoca'yı. Allah rahmet etsin. O dönemde kurulmuş ve bugüne kadar gelmiş. Yapmış olduğu faaliyetler arasında en önemlileri Sinan Bey, öğrencilere burs desteği sağlaması ve karşılıksız burs vermesi. Dediğimiz gibi yani sizin de üniversiteden şahit olmuşsunuzdur. Çocuk Erzurum'u okumak için geliyor ya da Erzurum'da olan çocuk. Ama maddi imkanları çok kısıtlı. Bunlar üniversitemiz tarafından şeffaf bir şekilde gözden geçiriliyor. Kriterleri sağlayan çocuklarımıza geçen seneki 350 öğrenciye burs desteği sağladık. Ve bunların da Erzurum'dan ayrılırken güzel bir şekilde, güzel bir dua ile ayrılmalarını temenni ediyoruz. Birinci olarak burs veriyoruz. İkinci olarak akademik teşvik ödülleri vardır üniversitede Sinan Bey. Yani hocalarımız güzel akademik işler yaptıkları zaman vakfımız bunları destekler. İşte adı üzerinde teşvik ödülleri adı altında her yıl düzenlenir ve yapılır.
Ulusal ve uluslararası sempozyumlar yapılıyor üniversitemizde. Sinan Bey, yine bunlara destek veriliyor. Ve bunun haricinde fakültelerimizde yapılan, bilimsel manada yapılan bütün çalışmalarda da vakfımız ön ayak oluyor, destekliyor. Elinden geldiğince, gücünün yettiğince, gücünün çattığınca eline gelen her şeyi yapıyor. Vakfımızda da 30 tane personelimiz var. Yine vakıf işleriyle ilgili istihdam ediliyor. Vakıf okulları ve vakfımız toplam 160 tane kişiye de bu şekilde ne güzel istihdam sağlamış oluyoruz. Liseyi açtığımız vakit bu sayı 200'ü de inşallah geçecek. İnşallah. Çok insanın çalışmasıyla biz daha çok mutlu oluyoruz. Aynen. Erzurum'da en önemli sorunlardan biri istihdam. Ve özellikle eğitim alanındaki istihdam da son derece önemli. Kesinlikle. Birçok mezun öğretmen kardeşimiz var atama bekleyen. Ve şuna da bakıyoruz. Siz buradan yine isim vermeyeyim. Bazı özel okullar gibi işte yok pahasına da çalıştırmıyorsunuz. Milli eğitimde alınan maaşlar neyse vakıf okullarının maaşları da o minval üzerine planlanıyor. Bu da son derece önemli. Yine üniversite öğrencilerine rektör hocanın talimatıyla okullar açıkken sıcak çorba ikramları oluyordu. Evet. Sanırım onları da iftar sofraları kuruluyordu. Bunları da yapıyordunuz. Ben gözümle şahit olduğum bir şeyi anlatayım sevgili izleyiciler. Bir öğrenci şehri Yalova'ydı yanlış hatırlamıyorsam, köyünde internet olmadığı için uzaktan eğitime katılamıyordu. Rektör hocayı aradılar, hemen talimat verdi. Oraya kocaman bir çanak kurdurdu hoca, ta Yalova'ya. Sırf oradaki öğrencisi uzaktan eğitime bağlansın diye o çanak sökülüp sonrasında başka bir yere kurulabiliyor. Bu tarz şeyler de yapılıyor. Son derece de aslına bakarsanız önemli. Peki biraz da şu Erzurum'daki eğitim durumundan bahsedelim biraz. Yeni Milli Eğitim Müdürü Sayın Salih Kaygusuz'la sağ olsun onun gayretleri, Sayın Vali'nin ciddi gayretleri var, inkar edilemez. İşte siz özel okulların ciddi katkılarıyla birkaç basamak yukarılara çıkmayı başarabildik. Neler söylersiniz bu anlamda? Erzurum'da eğitim iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyoruz, daha mı iyi olacağız? Siz yıllardır eğitimin içinde olan bir isim olarak sizden bir değerlendirme alsam Sinan hocam. Bey şöyle, ben hep özel sektörde çalıştım. Yani bir 10 yıl kadar dershanecilik, işte son 7-8 yılımızda da özel okulculuk yapıyoruz. Ben şöyle değerlendiriyorum genel süreçte. Yani bizim Salih Bey'in, il müdürümüz Salih Bey'in, Salih Kaygusuz Bey'in yapmış oldukları gayretlerin sonucunu biz geçen sene LGS sınavında aldık. Yani sıra artlayarak devam ediyoruz. Ama ben hep her zaman şunu söylüyorum. Bu işin en önemli payı iki ayağı var aslında. Birincisi öğretmen, ikincisi aile. Eğer öğretmenimiz kaliteli ise, bildiğini aktarabiliyorsa, anlatabiliyorsa, dert edinebiliyorsa, ben bu vatana çok sağlıklı insanlar yetiştireceğim diye bir derdi varsa yetiştirir. İkincisi ailelerimiz çocuklarına gerekli altyapıyı, özeni, sevgiyi, ilgiyi gösterirse karşılığında bilgiyi de almış oluruz diye düşünüyorum. Ben şuna inanıyorum. Yani bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Pollyannacılık yapmıyorum ama Erzurum'umuz, bizim insanımız çok iyi şeylere layık. Atatürk Üniversitesi'nin öğretmen kadrosunda, Atatürk Üniversitesi'nde il milli eğitimdeki hocalarımızın hepsinin tek bir gayreti ve amacı var. Hakikaten sağlıklı nesiller yetiştirebilelim. Az ya da çok herkes bir şeyler yapıyor. Bütün eğitim ordusu elinden geleni yapıyor. Ve ben şuna inanıyorum. Ne kadar biz ileri adım atarsak arşımızda ayaklarımızın mesafesi de o kadar açılacaktır. Ve daha büyük işleri yapmaya gayret edeceğiz. Bizim eğitimciler olarak görevimiz öğrencilerin ufkunu açabilmektir. Dünyasını genişletebilmektir. Öncelikli olarak bir özgüven sahibi çocuklar geliştirmemiz gerekiyor. Eğer özellikle doğu kültüründe bu biraz daha zayıftır. Özellikle bu noktadan yürümemiz gerektiğini inanıyorum. Yani çocuklar eğer özgüven sahibi olurlarsa başarabileceklerini gördükçe önce inanmaları lazım. Gördükçe daha da ilerleme kaydediyorlar. Bizim öncelikle aşmamız gereken problem bu. Daha sonrasında dediğimiz gibi biz
öyle öğretmenler görüyoruz ki bizde bir matematik öğretmenimiz var. Mesela Sabri hocamız, bizim büyüğümüz, yıllarca eğitimin içinde Erzurum'da da birçok binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Ben şuna şahit olmuşumdur. Eşi işte rahatsızlanıp yoğun bakıma götürülmesine rağmen hocam ben bu dersimi bitirip de çok da duygulanmıştım. Yani şimdi aklıma geldi anlatmak istedim ama. Ne güzel. Bu gibi dertli hocalarımız olduğu sürece ben inanıyorum ki çok güzel işler yapacağız. Bugün uzaktan eğitim sürecinde Sinan Bey. Bütün Erzurum camiasında işte çocuğu olmasına rağmen, küçük çocuğu olmasına rağmen herkes bilgisayarın karşısına geçiyor ve elinden geleni yapıyor. Dün basına yansıyan Diyarbakır'da babası hasta olduğu için bir öğretmenimiz hastanenin bahçesinde açmış, uzaktan eğitime bağlamış ve çocuklara bir şeyler yapma derdinde, gayretinde. Böyle halis niyetli, iyi niyetli hocalarımız olduğu müddetçe de bizim elimizden geleni yaptığımız sürece iyi noktalara geleceğimizi düşünüyoruz. Üretmemiz lazım. Evet. Sinan Hocam. Hocam çok önemli bir şey söylediniz. Eğitim iki ayaklı. Evet. Kuşkusuz bir tarafında eğitim camiası var, öğretmenlerimiz var. Bir tarafta da aileler var. Evet. Aileleri de aslında bu anlamda biraz eğitmek evet. gerekiyor. Bilmiyorum katılır mısınız ama etiwinning diye bir şey var. Biz evet. eskiden işte bir etkinlik oldu mu ansiklopedi arardık. Evimizde evet. vitrinlerin baş köşesinde ansiklopediler vardı. Olmazsa evet. gider komşudan isterdik bir bilgiye ulaşabilmek için. Şimdi tek tıkla bütün bilgilere erişebiliyorsunuz. Evet. Ama bunun hem doğru kullanımı hem velinin öğrenciye bunu adapte edebilmesi, yani internet çok başlı başına büyük bir dünya ve evet. bu dünyanın içinde çocuğun kaybolmadan doğru bilgiye doğru bir biçimde ulaşması lazım. Bununla ilgili elbette çocuklarımıza eğitiyoruz ama sanki veliler için de bir eğitim gerekiyor evet. ve bu etiwinning projeleri aslında benim eşim de öğretmen olduğu evet. için biraz biliyorum. Bu işler için kullanılabilir bir evet. platformmuş gibi evet. geliyor. Neler söylersiniz bu anlamda? Şimdi şöyle, burada iki önemli husus veliye var. Veliye eğitmek noktası. Kesinlikle. Evet. Yani biz bunun örneğini yaptık aslında Sinan Bey. Geçen sene anne baba okulu diye bir okul kurduk. Bu çok okulda güzel. Ne yapılıyordu? Üniversitedeki akademisyen hocamız ve şehrimizin eğitimde iyi noktada olan kişilerimiz, hocalarımız, sevgili hocalarımız velilerimize eğitim verdiler hocam. Yani önce velinin güzel bir şekilde eğitilmesi gerektiğine inanıyoruz ki onlar da çocuklarına, yavrularına, en kıymetlilerine doğru şekilde davranabilsinler. Burada da iki tane önemli faktör var Sinan Bey. Birincisi TÜBİTAK projeleri, ikincisi sizin de bahsettiğiniz, arz ettiğiniz gibi etiwinning projeleri. Bunların yapılması çocuklarda müthiş bir gelişme sebep oluyor. Şimdi geçen yıl bizde okul olarak şöyle bir uygulamamız var. Her öğretmenimizden rica ediyoruz. Sevgili hocam, üretelim. TÜBİTAK'ta üretelim, etiwinning'de üretelim ama üretelim. Üretmek zorundayız biz. Üretirken de ne yapıyor? Öğrencilerini alıyor yanına ve beraber düşünüyorlar. Fikir alışverişi yapıyorlar, istişarelerde bulunuyor. Ve sonuçta o kadar güzel meyve ortaya çıkıyor ki Sinan Bey. Yani çünkü Z kuşağının düşünüşü bizden çok daha başka. İyi. Emin olun daha bambaşka. Farklı ufuklar açabiliyor. Kesinlikle. Yani. Bambaşka ufuklar açıyor. Geçen yıl itibariyle Erzurum'da TÜBİTAK'a en fazla proje gönderen okul olduk. Vakıf okulları olarak. Ve yine göndereceğiz. Etiwinning'de. Bugün öğretmenlerimizle görüşüyoruz. Uzaktan eğitim olmasına rağmen. Harıl harıl Etiwinning'e nasıl kaydolabilirim? Hocam yurt dışından bağlantılar nasıl kurabiliriz? İşte kimi öğretmenimizi görüyoruz. Yurt dışından bağlantı kurmuş. Öğrencilerle beraber ortak ders yapıyorlar. Müthiş haz alıyoruz. Sinan Bey. Tabii bunları yaparken de dediğimiz gibi aileler olarak bizler. Benim de iki tane yavrum var. Allah razı olsun. Bizim de kendimizi bu manada hazır kılmamız gerekiyor. Aynen öyle. Yani kontrolsüz yaşam değil ama bizim de öğrenerek kontrollü bir yaşam sağlamamız lazım çocuklara. Aynen öyle. Evet, interneti sağlayalım çocuklara ama çocuklarımız ne olur, neyle, nerelere, nasıl girdiğine, hangi siteleri kontrol ettiğine bunları göz ucuyla da olsa yine bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, o EBA TV'nin ilk zamanları bazı art niyetli insanlar o programlara evet. farklı şeyler bile maalesef. Atabildiler.
Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Hocam, eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Buyurun. Sinan Bey, tekrar bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Erzurum'da şu an bizleri izleyen, il dışından izleyen bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Biz Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları olarak bütün fikirlere açık bir okuluz. Eksiğimiz, noksanımız olduğu noktada insanların bizi yönlendirmesinden haz alan, hatalarını görmesini bilen bir okuluz. Eleştirebilen, eleştiriye açık bir okuluz. Şöyle umut ediyoruz. Bizler eğitim ordusu olarak elimizden geleni yaparsak önümüzde çok bambaşka ufuklar açılacağına inanıyoruz. İnşallah sağlıkla şu pandemi sonucunda atlatırız. Yeni normal dedikleri döneme geçer. Hayatımızı devam ettiririz. Ve bu ülke için elimizden ne geliyorsa yine yapmaya devam ediyoruz. Tekrar sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu misafirperverliğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet sevgili izleyiciler, stüdyo konuğumuz Sayın Karagül'leydi. Kendisiyle hem pandemi dönemindeki eğitim nasıl oluyor, nasıl gidecek, bundan sonrası için neler olabilir konuştuk. Hem vakıf okullarını hem de Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı'nı konuştuk. Gerçekten vakıf okulları hem fiziki altyapısı hem öğretmen altyapısı ve Atatürk Üniversitesi'nin öğretim kadrosunun kullanabilme avantajlarıyla başarılı kurumlar var. Hem anaokulu hem ilkokul son derece başarılı. Şimdi lise projesi var. Ben onu çok önemsedim. Lise gerçekten çok önemli. Erzurum'da kaliteli özel eğitim kurumlarına gerçekten ihtiyacımız var. Eğitim sıralamamızı daha yukarılara çekebilme adına. Hazır da bir altyapı var aslına bakarsanız Atatürk Üniversitesi'nin. Bir hayli de ilerlenmiş binada ama destek olmak lazım. Erzurum'a hayır yapmak isteyen insanlar bu vakfa destek olabilirler. Buradan bir kez daha bunun altını çizelim, hatırlatalım. Hep birlikte yapalım gelin o okulu. Bizim de katkımız var diyebilelim. Bu son derece önemli. Evet, yeniden görüşünceye dek ben hepinize mutlu günler, umutlu yarınlar diliyorum. Hoşça kalın.